Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeyiz ve Hediyelik Eşya Fuarı'nı ziyaret ettik. Fuar katılımcılarımızdan da Kitap Damgası firması ile birlikteyiz ve yanımızda işletmemizin sahibi Fatih Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Hayırlı fuarlar sizlere. Teşekkürler. Fatih Bey, sektörünüzden ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Fatih Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Fatih Kılıç Aslan, Gümüşhaneliyim. Normalde bilgisayar programcılığı yapıyorum, yazılımcıyım mesleği. Ancak bu işle... Bu işe başlangıcımız tabi ticari bir amaçla olmadı başlangıçta. İlk etapta kendi kütüphanemiz için bir mühür yapalım fikriyle başlamıştık. Daha sonra bunu ilerlettik. Gelişti yani süreç. Kaç yıldan beri sektörün içerisinde bulunuyorsunuz? Yaklaşık 3 yıl oldu yani. 3 yıldır buradayız. 3 yıl önce mi kurduk peki yani, firmayı da? Evet. Yani firmanın kuruluşu 2 yıl oldu yaklaşık olarak. Ama işe başlangıcımız tabii 3 yıl oldu. 2014 yılında kuruldu o zaman bu firma. Peki biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsetmenizi isteyeceğim. Ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi öncelikle kitap damgası üretiyoruz biz. Şurada gördüğünüz ürünlerden. Kişiye özel damga hizmeti. Yani normalde zaten damga yapılan bir şeydi. Fakat bizim yaptığımız işte biraz daha hediyelik amaçlı. Nostaljik bir paketi var işte. Gördüğünüz gibi zaten ahşap tutmayı. Ahşaptan yapılan bir damga. Aynen ahşap. Yani plastik kaşeler zaten piyasada olan bir şeydi. Biz daha farklı seçenekler sunduk burada. Modellerimiz var. Farklı hat yazıları yazabiliyoruz. Kişinin kendi fotoğrafını uygulayabiliyoruz. Çok güzel. Bu şekilde güzel bir hediyelik ürün olmuş oldu. Bunun yanı sıra neler var? Bunun haricinde işte dediğim gibi ürünün çeşitleri var. Mesela kutularımız var. Bu şekilde Selçuklu motifli kutular var. İşte şöyle ekonomik kutularımız var. Onun haricinde Osmanlıca saatlerimiz var. Ahşap kapaklı defterler var. Ana ürünlerimiz bunlar bizim. İşte kara lastik var. Gördüğünüz gibi minyatür kara lastik. Bu şekilde. Nostaljik yine radyolarımız var. Evet, nostaljik radyolar. Ana ürünlerimiz kitap damgası tabii. İsmi özel damga. Zaten ismi de kitap damgası olarak geçiyor. Peki bu ürünün hazırlanışından biraz bahseder misiniz bizlere? Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Yani bunlar şimdi elle yapılan kısımlar olduğu gibi yani birçok bölümü makine yardımıyla yapılıyor. Şu gördüğünüz lazer kesim uygulanarak yapılıyor. Yani kauçuk malzeme ama tutma yeri ahşap torna işçiliğiyle yapılan bir şey. İşte yine kutular el işçiliğiyle yapılıyor. Bu şekilde. Malzemeler nerelerden geliyor peki? Malzemeler, ithal malzemeler var. İşte kauçuk kullandığımız mesela kauçuk ithal olabiliyor ama ahşaplar şu ağacın malzemesi tabii Türkiye'de üretilen bir şey. İşte dış budak ağacı olsun veya başka sedefli kutularımız var, Selçuklu kutularımız var. Bunlarda dış budak veya ceviz ağacını kullanabiliyoruz. Yani özel el işçiliği gerektiriyor aslında değil mi evet, bunlar? Evet, tabii. Kaliteli bir malzemeyle, kaliteli tabii, bir işçilikle sunumunu yapıyoruz. Peki yerimiz nerede? Biz İstanbul Bağcılar'dayız. Satış olarak orada da var mı yerimiz yoksa internetten mi? Daha çok internet üzerinden satış yapmaya çalışıyoruz. Yani. İnterneti de paylaşalım izleyicilerimizle. Ulaşmak isteyeceklerdir ki eminim. Evet, kitapdamgası.com'dan ulaşabilirler veya Instagram, Facebook hesaplarından ulaşabilirler. Orada ürünlerimiz var. Oradan da yeni sipariş geçebiliyorlar. Evet. Peki sizlere hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Fatih Bey? Bu işin püf noktası nedir? Tabii başlangıçta çok amatör bir girişle başladığımız için sonrasında bunu geliştirdik. İşte kutularımızı mesela güzelleştirdik. Stampalar şu şekilde plastikken onları ahşaba çevirmeye başladık. Daha farklı da kutu seçenekleri sunduk. Daha kaliteli bir hizmet verip daha düşük maliyet tutmaya çalışıyoruz ama tabii bizim maliyetlerimiz gerçekten yüksek çıkıyor bu anlamda. Kaliteli hizmet verirken biz satış fiyatımızı düşük tutuyoruz. Yani maliyetlerimiz yüksek, ürünümüz kaliteli ama satış fiyatımız düşük olmuş oluyor. Bunlar aslında firmanın ve ürünlerin tercih sebeplerini doğuruyor. Evet ama başka neler söyleyebilirsiniz? Neden tercih edilmesi gereken ürünler? Ya bizim tabii bir marka oldu. Kitap damgası zaten bildiğiniz gibi bir markalaştı artık. Yani bu işte sonradan giriş yapanlar da mesela bizim ismimizi kullanabiliyorlar kitap damgası şeklinde. Bizim farklı kılan Osmanlıca mühürlerimiz var. Yani çok Osmanlıca rika veya sülüs hattıyla mühürler yapılıyor. Onları daha sonra bilgisayar ortamında biz mühüre çevirebiliyoruz.
bu konuda talepler oluyor. Birçok talebe göre ürün evet, burada üretebiliyoruz aslında değil mi? Peki hep hediyelik şeklinde mi oluyor genelde? Hediyelik amaçlı veya promosyon olarak kullanılabiliyor. Ya işte kendi kütüphaneniz için alıyorsunuz. Kurumsal firmalar, kurumlar da tercih edebiliyor bunu promosyona başlamaya. Peki siz bu sektöre girerken neler hedeflemiştiniz? Şu an hedefler doğrultusunda mı ilerliyoruz? Evet, hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani daha ileriye gideceğiz inşallah. Var mı peki yeni proje ilerleyen günlerde? Yeni projelerimiz var ama onları şu an anlatmak istemiyorum. Biraz sürpriz olacak galiba. Evet, ilerleyen zaman içerisinde onları anlatacağız. Umarım başarılı olursunuz her konuda. Peki son olarak fuarla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Fuar nasıl gidiyor sizin için? Aktif olarak fuarları takip ediyor musunuz? Abi, fuarları takip ediyoruz. Yani şu an bir sıkıntı yok. Güzel geçiyor fuar. Herhalde yani hafta sonu biraz daha hareketli olacaklar. Umarım hayırlı olur sizin için. Teşekkürler. İzleyicilerimize peki kitap damgasıyla alakalı son olarak neler ileteceksiniz? Yani dediğim gibi kitapdamgası.com'dan modellerimizi görebilirler. Hani farklılığımızı da oradan görebilirler tekrar. Instagram sayfamızdan, işte Facebook'tan da takip edebilirler bizi. Yeni ürünlerimiz çıkacak. Onları da görebilirler. Tabii fuara da davet etmiş olalım yine evet, izleyicilerimizi. Davet ediyoruz. Özellikle burada standımızda zaten bütün ürünlerimiz tabii, var. Buradayız. Pazar gününe kadar buradayız. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Fatih Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Lütfü Kırdar Kongre Merkezi demiştik. Hediyelik Eşya Fuarı'ndan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.